Tehlikeli Oyunlar isimli roman Oğuz Atay'ın başarılı eserlerinden bir tanesidir. Türk edebiyatında bir başkaldırı olarak nitelendirilir. Postmodern anlatı tekniğinin ilk örneklerinden birini teşkil eder. Tehlikeli Oyunlar romanının baş kişisi Hikmet Benol. Hikmet Benol ile Tutunamayanlar romanının intihar eden karakteri Selim Işık arasında bağlantı bulmak mümkün. Ya da Hikmet Benol'un kendi hayatıyla Oğuz Atay'ın hayatı arasında yine bir bağlantı kurmak mümkün. Bu yönüyle Oğuz Atay'ın kendisini Hikmet Benol ile bütünleştirdiğini ya da intihar eden Aydın'ı temsil eden Selim Işık'ın Tutunamayanlar romanındaki Selim Işık'ın yerini Hikmet Benol'un aldığını söylemek mümkün. Hikmet Benol romanın ana karakteridir. Hayatı yetersiz bulan bir şahıstır. Hayata tutunamayan bir kişidir. Geri dönüşlerle hayatının muhasebesini yapar. Roman boyunca bilinç akışı tekniğini çok başarılı bir şekilde uyguladığını görürüz yazarın. Ayrıca bu romanda ironi ve kara mizah unsurlarını görmek mümkün. Romanın başlangıcında Hikmet yatağında kendisiyle ve yaşadığı hayatla ilgili düşüncelere dalmış bir şekilde karşımıza çıkar. Karısından ayrılmıştır ve geçmişin muhasebesini yapmaktadır. Bu arada Nurhayat Hanım isminde bir komşusu vardır ve komşusunun askerdeki oğlunun ödevlerini yapmakta, ona mektuplar yazmaktadır. Bu şekilde yazarımız Hikmet Benol oyun içinde oyunlar yazmaya başlar. Hikmet Benol, eşi Sevgi'den onun arkadaş çevresi nedeniyle ayrıldığını fark eder. Bütün insanlığa faydalı olacak bir ansiklopedi yazmak fikrindedir aslında. Romanın sonunda Hikmet Benol'ü büyük bir tiyatro oyunu yazarken görürüz. Bu oyunda Ruh Proletaryası ismini verdiği bir sınıf oluşturur ve bu sınıfta ezilenleri bir araya getirir. Oyunlarına başkasını alma taraftarı da değildir. Bu oyunlarda kişilik bölünmesi yaşar Hikmet. Karakterlerle kendi hayatı arasında kişilik bölünmeleri yaşar ve bu kişilik bölünmeleri de romanın sonunu getirir. Romanın sonuna dair son noktayı da sizlerin koymanızı, bulmanızı, okumanızı istiyorum.